1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli TRT Televizyonu izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. Ben sizlerin de yakinen tanıdığı iç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Fatma Şen bizlerle birlikte olacaklar. O güler yüzüyle, ilgi donanımlarıyla ve hastaları o kadar çok seviyor ki Sayın Fatma Şen'i ve onlardan birisi de benim. Gerçekten benim için de çok kıymetli bir isim Sayın Fatma Şen. Ve hocamıza soralım. Kanser tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Teşekkür ederim sevgili Esra.
kanser tedavi edilebilir bir hastalık diye konuşmadan önce kanserin ne olduğunu yine vurgulamak gerekiyor. Kanser normalde vücut hücreleri sürekli, özellikle bazı hücreler yeniliyor kendini ve bu yenilenme sırasında mutlaka hatalar oluşuyor ve bu hatalar vücut tarafından gideriliyor. Ya da bölünemeyen hücreler de zaman içerisinde çeşitli hem kişinin kendi kalıtsal faktörleri hem de çevresel faktörlerin etkisiyle artık normal vücut bağışıklık sistemi tarafından tanınamıyor veya temizlenemiyor. Bu nedenle de otonomi kazanıyor ve kitlesel oluşumlar yapıyor vücutta ve biz bunlara kanserli doku diyoruz. Kanserli dokulardan bildiğimiz üzere kimisi dişi, kimi erkek tipi diyoruz ama aslında kanser dediğimizde hem halkımızın anlayacağı şekilde dişi tipi tümörlerden bahsetmiş oluyoruz. Ve kanseri tanımlarken aslında kanserin bir süreç olduğunu anlıyoruz. Doğuştan itibaren hem genetiğin hem de çevresel faktörler zamanla vücuttaki bu değişimleri oluşturmakta. Bu nedenle de daha vücutta yeni oluşurken, daha oluşmadan bir takım tedbirler alınırsa kanser hiç oluşmaz ki biz buna tıpta primer prevansiyon ya da primer korunma diyoruz. Yani sigara içmeyerek, yani alkol kullanmayarak, yani özellikle işte beslenmeye dikkat ederek, aktif hayatı sağlayarak ya da bir takım çok yüksek riskli, kanser açısından riskli enfeksiyon hastalıkları için gerekli aşıları yaptırarak primer kanserden korunmuş oluyoruz. Yani tedbirlerimizi koruduğumuz müddetçe. Evet. Bu nedenle de kanser olmadan bir takım önlemlerle kanserin oluşmasını engelliyoruz. Bazen tüm optimal şartlar sağlansa bile yine de kanser oluşabilir. Ya da bu optimal şartları sağlayamadığımızda, kanser oluştuğunda da özellikle sekonder koruma dediğimiz tarama yöntemleriyle daha yeni oluşurken vücudun herhangi bir yerine sıçramadan yakalandığında da erken tanı diyoruz ya da sekonder korunma diyoruz. Bu aşamada da hastalıkların hemen pek çoğu, kanser hastalıkların çoğu önlenebilir ya da tedavi edilebilir. Senin sorunun yanıtı burada aslında. Önlenebilir hastalıklar var. Örneğin serviks kanseri dediğimiz yumurtalık ağzı kanserinde biz biliyoruz ki %98 human papilloma virüs dediğimiz bir enfeksiyon neden oluyor. Onu eradike ettiğimizde serviks kanseri olma riskini çok çok minimize etmiş oluyoruz. O önlenebilir oluyor. Eğer bu şekilde önlenebilir ya da bizim bildiğimiz bilgilerle önlenebilir bir hastalık değilse ya da oluşmuş ise de dediğim gibi tarama programlarına giren kanserlerle özellikle hasta belli yaş gruplarında o taramaları yaptırdığında erken tanınarak kanser tedavi edilebilir hastalıklar arasına giriyor. Evre ilerleyip hasta tarama programlarına girmedi veya kendi vücudundaki taranamayan tümörler için bir takım bulgu ve şikayetleri önemsemedi ve hastalık iyice ilerlediğinde hekime başvurduğunda daha ileri evre kanserlerle geliyor. Bunların da bir kısmı gerçekten tedavi edilebilir hastalıklar arasına girdi. Eskiden belki bir 30-40 yıl önce ileri evre kanserlerde hiçbirisi belki tedavi edilemez hastalık olarak karşımıza gelirken ki halkın da en çok anladığı bu grup kanser tedavi edilemez derken son 30 yıldaki gelişmelerle bu gruptaki hastaların önemli bir kısmı tedavi edilebilir hale geldi. Her kanser tipi için birçok moleküler özellik var, birçok kişisel faktörler var. Çevresel faktörler sağlandığında ileri evre kanserlerinde önemli bir kısmı tedavi edilebilir diyebiliriz. Peki kişi kanser olduğunu nasıl bilecek? Hiçbir yere ağrımıyor. Evet. Hiçbir reaksiyon da göstermiyor vücut. Ama birinci evreye geçiriyor, ikinci evrede size geliyor. Peki kişi kendisinin de rahatsız olup olmadığını nasıl anlayabilir hocam? Şimdi bazen örnek akciğer parenkimdeki bir kanseri söyleyelim. Akciğer kanseri parenkiminde olan 2 santimlik bir tümör eğer zara dokunmadıysa, ana hava yollarına dokunmadıysa hiç şikayet vermeyebilir. Kişi bunu anlamayabilir. Genellikle sigara içtiği için bu hastaların çok önemli bir kısmı zaten kronik bronşitleri olduğu için öksürükten alert olmayabilir ama yine de özellikle taranabilir kanserler arasında olan meme kanseri, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri gibi kanserlerde
mesela meme kanseri için 40 yaşında hiç şikayeti olmasa bile tarama testi, mamografisini yaptırarak, şüpheli vakalarda ultrason MR ekleyerek daha hiç şikayet vermeden bulunabilir. Bir de bazı ailesel kanserlerde özellikle ailesel kanserli aileye ait kişiler daha özel yöntemlerle, daha sık ve onlara özgü yöntemlerle taranarak da tespit edilebilir. Bunun dışında geçmeyen şikayetler bizim için çok önemlidir tanıda. Örnek geçmeyen öksürük. Hasta bana ben grip oldum, doktora gittim ama geçmedi. Bu nedenle de işte geçer belki geçer diyerek 3 ay geciktim gibi. Yani geçmeyen öksürük, nefes darlığı şikayetlerinde mutlaka hasta hekime başvurmalı. Yani bir 10-15 günü geçmiş şikayetlerde bunu mevcut bronşitine bağlamamalı, mevcut kalp yetmezliğine bağlamamalı. Mutlaka özellikle bir hekime başvurması gerekir. Geçmeyen cilt yaraları ya da yıllardır olan cilt nevüsleri, örnek renk değiştirdi, kanadı, kaşıntılar başladı, mutlaka gitmeli. Elinde olmayarak hızlı verilen kilolar, özellikle son 6 ay içerisinde, hatta son 3 ay içerisinde bazal kilosunun %10'undan fazlasını kaybetmek. Makattan ya da ağızdan gelen kanlar, pek çok hastamız, özellikle bağırsak kanserli hastalarımız hemoroid zannederek yıllarca, aylarca hekime başvurmakta gecikmekte ve kendi yöntemleriyle ya da hekimi yanlış yönlendirerek hemoroid tedavileri alarak aslında bir rektum ya da bağırsak kanserinin gecikmesine, tanık olmasına gecikmesine neden olmakta. Bu nedenle her şeyi kendince yorumlamadan mutlaka bir hekimden uzman görüş almak kaydıyla başvurması gerekir. Ağızdan gelen, burundan gelen, özellikle de kusmakla, balgamla gelen kan çok önemli. Vücudumuzun yine meme dahil herhangi bir yerinde eskiden olmayan bir şişliğin, asimetrinin olması çok önemli. Geçmeyen ateşler çok önemli. Bu nedenle de şöyle yukarıdan aşağı sayarsak geçmeyen sistemik şikayetler açısından ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri ya da bol miktarda olan geceleri 3-4 atlet değiştirmek durumunda bırakan terlemeler, geçmeyen yaralar, istenmeyen ya da daha önce olmayan vücuttaki şekil bozuklukları, şişliklerin ele gelmesi, makatta ağza kan olması, ses kısıklığı olması, yutma güçlüklerinin olması, karın ağrıları, geçmeyen karın ağrıları, bütün bunlar aslında bir nevi sigortadır vücudun ve bende bir anormallik var demektedir ve mutlaka kişiyi doktora yönlendirerek bu şekilde daha erken tanı alma konusunda yardımcı olmak yani gerekir. Yani vücut uyarı ve sinyal verdiği anda biz mutlaka bir hekime görünmeliyiz. Başvurmamız gerekir, evet. Ve tabii hocam, hepimizin yapmış olduğu yanlış hatalardan birisi de ilaç kullanımı. Evet. İşte komşuma iyi gelen bir ilaç bana da iyi gelecekmiş gibi, arkadaşım kullandı, ona iyi geldi, bana da iyi gelir diye bu tür yaptığımız yanlışlıklar da var. Evet, hiçbir zaman evdeki bireyler dahil başka bir hekimin başka bir birey için verdiği ilacı kullanmamak gerekir. Bu hem yan etkileri, istenmeyen yan etkileri neden olabilir veya alıyorsak başka ilaçlarla etkileşime neden olabilir veya da mevcut olan bir şikayetimizin ya da hastalığımızın örtülenmesine neden olabilir. Onun için o tarz şeyleri hiçbir zaman sadece kanser hastalığında değil hiçbir konuda önermemekteyiz. Tabii teknolojinin ilerlemesiyle de bütün hastalıklarımızı biraz internetten de bakıyoruz, araştırıyoruz. Bazen yanlış bilgilerle de karşı karşıya gelebiliyoruz. Evet, benim karnım ağrıyor. Neden karnım ağrıyor? Hemen bakıyoruz internete. İşte karın ağrısının sebepleri, işte şunu içerseniz iyi olur, bunu yerseniz geçer. Bu tür soru ve cevaplarla da karşı karşıya kalıyoruz. Peki bu tür durumlarda neler yapmamız gerekiyor hocam? Bir konuda ehil olabilmek için bir doktorun, bu onkolojide liseden sonra 15 yıl, ne bileyim ortopedide liseden sonra 10 yıl gibi birçok alanda ciddi eğitim süreleri var. İnternetten belli yarım yamalak bilgilerle hekim olunamaz. Nasıl bana bir örnek uçak bozuldu, ben internetten bakarak uçağı bir araya getiririm dersem ve iddialı olursa, bu da böyle bir şeydir. Ya da herhangi bir başka bir alanda
internete bakarak, şu an internette her konuda az çok bilgi sahibi olunabiliyor. Bunlar yanlış şeylerdir ve birçok konuda, birçok hasta bu şekilde yanlış bilgilendirmelerle ve özellikle de bu detoks olsun, bu iyi gelir, sağlıklı olan kişiler yanlış bu şekilde internet, sosyal medya nedeniyle kullanarak ve tanı sırasında bunları aldığını biz hep kaydediyoruz, gelmekteler. Bu nedenle de biz internete hemen bakmak yerine hemen en yakın aile hekimi bile olabilir bu. Hekime başvurmasını daha çok öneriyoruz tabii ki. Hocam az önce kanserin genetik faktörlerinden de bahsettiniz. Peki kanser genetik midir? Kanser tamamen genetik bir hastalıktır. Çünkü normal bir hücre kanserleşirken genetiği bozulmaktadır. Bu ya doğuştan olan sebeplerle ya edinsel sebeplerle. Özellikle doğuştan olan sebepler senin DNA kaderine yazılmıştır. Yani anneden, babadan veya embriyo sırasında olan bir takım hatalarla o DNA'larda vücuda geçmektedir ve senin tüm kaderinde o yer almaktadır. Ancak bazı genetik anormalliklerde çevresel faktörlerle ya da yaşla birlikte olmaktadır ve bunlara da edinsel nedenler diyoruz. Yani genetik mi derken genellikle halkımızın sorduğu kalıtsal mı, yani aileden geçen bir hastalık mıdır diye soruluyor. Aslında hem doğru tarafı var hem eksik tarafı var. Kesinlikle ailesel olan tarafı var. Fakat genetiğin bir de edinsel olan tarafı var. Yani o hücre bozulurken, genetik yapı bozulurken çevresel faktörlerin de katkısı olmakta. Bu nedenle kanser tamamen genetik bir hastalıktır. Kalıtsal aileden geçen tarafı da var diyeceğiz. Edinsel tarafı da var şeklinde söyleyebiliriz. Bazı kanserler var. Onlar özellikle ciddi anlamda ailesel, kalıtsal olduğu gösterilmiş kanserler var. Bunlardan özellikle en önemlilerini sayacak olursak meme kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, kolon kanseri, bazı erken prostat kanserleri gibi kanserlerin hemen çoğu ailesel kanserlere giriyor. Hemen çoğu derken sık görülen ailesel kanserler arasında yer almakta. Eskiden daha nadir ailesellik belirttiğimiz bazı kanserler var. Genetik haritalama dünyada yaygın halde kullanıldıktan sonra insan genetiği ve kanser genetiği hakkında daha çok bilgiye sahip olduktan sonra ise özellikle biz biliyoruz ki artık ailesel akciğer kanserleri olduğunu biliyoruz. Ailesel mide kanserleri olduğunu biliyoruz. Pek çok daha önceden ailesel olmadığını bildiğimiz kanserlerin de aslında bir ailesel tarafı olduğunu bilmekteyiz. Ama her kanser mutlaka aileseldir demiyoruz ama belli kanser tiplerinde ailesellik oranı daha fazla diye özetleyebiliriz. Peki kanserden korunma yolları yöntemleri nelerdir hocam? Evet, kanserden korunma yöntemleri özellikle en önemli risk faktörlerinden bir tanesi sigaradır. Hemen pek çok kanserde risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Ve primer prevansiyon dediğimiz, yani primer korunma yöntemleri arasında ilk sırada yer alır sigaranın bırakılması. Eskiden sadece aktif sigara içimi kişi için, özellikle akciğer kanseri için risk faktörü olarak karşımıza çıkarken artık pek çok yapılmış bilimsel çalışmalar göstermekte ki pasif içicilik dediğimiz ortamda sigaranın yoğun miktarda içilmesi, bunun inhale edilmesi, solunmasının da ikincil kansere neden olan faktörler arasında yer aldığı için pasif içiciliği de önermekteyiz. Diğer taraftan ikinci ve en önemli sık neden olarak karşımıza gelen alkol. Alkol de yine pek çok kanserde risk faktörü olarak karşımıza gelmekte ve belli miktarın üstünde belli sıklıkta alkol alınmaması önerilmeli. Özellikle kanserden korunma diye sorumuzu sorduğumuz için özellikle risk faktörlerini azaltıcı yöntemlere gidildiğinde korunma ihtimalimiz artıyor. Bu nedenle de sigarayı, alkolü saydık. Üçüncüsü de obezite. Şişmanlığın da bağırsak kanseri olmak üzere meme kanseri gibi birçok kanserde risk faktörü olarak karşımıza geldiğini biliyoruz ve bu nedenle de özellikle sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılmasını özendirerek yine korunmayı arttırıcı yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine de besin içeriği çok önemli. Özellikle tuzlanmış ya da
dumana tutularak üretilmiş besinler ya da bir takım evet onlar karsinojen içeren bir takım beslenme yöntemlerine de dikkat etmek gerekiyor. Onundan sonra neler olabilir? Özellikle biz biliyoruz ki hepatit B, C gibi, human papilloma virüs gibi bazı virüs tipleri, bazı bakteri tipleri mide kanserinde mesela Helicobacter pylori gibi kanseri neden olabildiğini bildiğimiz için bunların önceden aşısı mümkün olanların aşısının yapılması ya da eradike dediğimiz yok edilebilenlerinin de bir takım antibiyotiklerle, antivirallerle tedavinin edilmesi ne öneriyoruz ki bunlar da yok edildiğinde o ilgili kanserin oluşma riski çok düşüyor. Fatma Hocam, tedavi yöntemlerinden de bahsedebiliriz. Kanserde tedavi yöntemleri nelerdir? Evet. Kanserde tedavi yöntemleri 3 ana başlıkta incelemek gerekir. 1- cerrahi yöntemler. 2- radyoterapi başta olmak üzere bir takım lokal tedaviler. Bunlara nükleer tıp yöntemiyle yapılan radyoaktif madde uygulanması ya da radyolojinin yardımıyla yapılan alef ablasyon dediğimiz yöntemler. Üçüncüsü de sistemik tedaviler ki o sistemik tedavileri yöneten ve takip edenler de biz medikal onkologlar olmaktayız. Bunu sıklıkla anlatıyorum. Kanser hastasını tedavi eden, takip eden doktorlara onkolog denir. Onkologlar eğer cerrahsa yani sürekli tümör cerrahisi yapan cerrahlara cerrahi onkologlar diyoruz. Bunların anlaşılması çok önemli. İkincisi radyoterapi veren doktorlara, onkologlara da radyasyon onkoloğu diyoruz. Üçüncüsü de özellikle sistemik tedaviler yani ağızdan tablet, damardan iğne, cilt altına bir takım tedavileri uygulayıp takip eden hatta pek çok takip onkoloji hastasının yaptığı ya da yapması gerektiği doktorlara da tıbbi onkolog, diğer adıyla da medikal onkolog diyoruz. Bu nedenle de 3 tane ana tedavi yöntemimiz var. Hepsini ayrı evrelerde ayrı özellikleri olan hastalara değişik kombinasyonlarda uygulayabiliyoruz. Hocam tabii tedavi yöntemlerinden bahsettiniz ama diğer bir taraftan da halkımızın da biraz da üstünde durduğu bir konu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bitkisel yaşlar. Her farklı bir bitkisel yaşlar sanki kanseri hemen geçirecekmiş gibi mucizevi bir etkisi varmış gibi gösteriliyor. Peki bu ne kadar doğru? Biz tabii ki tıbbi hekimler olarak mutlaka hastaya bir şey önerirken, bir tedavi önerirken bu tıbbi tedavi veya bitkisel tedavi olabilir. Bilimsel kanıtı olmadan mümkün olduğunca böyle bir tedavi önerme durumunda olamayız. Çünkü bilimsel çalışması olmadan verilen her türlü ot, bitki veya medikal gibi gözüken tedaviler aslında deneyseldir. Tamamen piyango tedavilerdir. Yani ya işte denize ne denir göle yoğurt mayalamak gibi bir şeydir. Bu nedenle de bilimsel kanıt olmayan hiçbir tedaviyi önermenin doğru olmadığını düşünüyoruz ki bazen bilimsel kanıtı varmış gibi gösterilen birçok bitki otun aslında bilimsel kanıtı olmadığını biliyoruz. 3 liralık bitkinin binlerce liraya sırf reyting kaygısı, sırf reklam veya para kaygısıyla satıldığını biliyoruz. Bu nedenle de bilimsel kanıtı olmayan hiçbir ürünün kanser tedavisinde kullanılmasını önermiyoruz ve kanser kemoterapi zehirdir. İlaçların çok yan etkisi vardır. Sağlıklı hücreleri yok eder gibi bir takım televizyon ya da internet sloganlarıyla birçok hastanın aslında erken evrede tamamen hastalıktan kurtulma şansını birçok bu takım yayınlar ya da mesajlar engellemektedir. Kişiler bunlara evet kişiler bunlara çok bel bağlamaktadır ve bu tarz tabii ki hastaneye gitmeden ot bitki alarak hele de bazı 60-70 yaş grubu hastaların yakınları tarafından da tabii ki hastaneye taşımak hastayı kolay değildir. Hasta acı çekmesin vesaire gibi kaygıları olduğunu da ileri sürerek hastaların gerçek tedaviden yoksun olmaları neden olmaktadır. Bilimsel kanıt olmayan hiçbir bitki, ürün, ilaç vesaireyi biz önermemekteyiz. Yani tıp hekimleri olarak, onkoloji hekimleri olarak. Ve zaten tıp hekimi olmayan kişiler tarafından da kanser asla tedavi edilmemelidir. Bunlar doğru değildir.
Az önce belirttiğim üzere benim bir uçağı tamir etmem gibi ya da bir makinenin bozulduğunda onu tamir etmem gibi kompleks bir yapıyı buna benzemektedir. Kulaktan dolgular duyduğumuz bir takım dolgu bilgilerle kanser değil hiçbir hastalık tedavi edilmemelidir. Ve yine halkımızın çok merak ettiği konulardan bir tanesi hocam. Kanserli olan dokuya ameliyat yapılmaz, işte bıçak vurulmaz diye varsayımlar var. Bu tamamen yanlış bir kaygıdır. Çünkü zaten bir hastalığın özellikle kanserin ameliyat için uygun olup olmadığını değerlendirirken büyük damarlara yakın mı değil mi, hastalık tamamen komplikasyonsuz cerrahiyle çıkarılabilir mi diye değerlendirirken bunlar göz önüne alınıyor. Eğer cerrahi risk minimalse, anestezi riski minimalse bu hastanın ameliyattan, bu tarz erken evre hastaların ameliyattan men edilmeleri veya ameliyattan çekilmeleri belki de tamamen kurtulacaklar, az önce bahsettiğim üzere şifa bulacakları bir hastalığın ilerlemesine, vücuda yayılmasına neden olurlar. Bu tamamen yanlıştır. Biz biliyoruz ki akciğer kanserleri başta olmak üzere cerrahi yöntemleri primer tedavinin şifa sağlaması en etkili yöntemlerdendir. Bu nedenle de lütfen hastalarımızı, biz hastaysak biz, böyle bir tanı aldığımızda cerrahiden kaçmak yerine bu işte ehil cerrahlar tarafından değerlendirilmeli. Onlar şöyle diyebilir, cerrahiye eşdeğer şu tedaviler var, o zaman tamam. Ya da bizler aynı şeyi söyledik, yani bazen cerrahlar değerlendirdikten sonra bize de geliyor. O zaman kabul, ama hasta kendi kendine yine komşu Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin dedikleriyle ya da internetteki şu sanatçının, yok şu diyetisyenin dediği şekilde kendi karar vermemelidir. Kendi kendisini tedavi etmesin. Kendi kendini tedavi etmediği gibi kendisinin cerrahiye uygun olup olmadığına, yani ameliyat için uygun olup olmadığına kendi karar vermemeli. Bıçak değdiğinde kanser yayılır gibi hiçbir temeli olmayan bilgiden dolayı kendini tamamen kurtulacağı bir hastalıktan, yani bir durumdan ya da bir şanstan men etmemelidir. Son olarak neden söylersiniz? Son olarak kanserde primer ve sekonder korunma yöntemlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Primer korunma yöntemlerinden özellikle çevresel faktörler elimizde, sigara, alkol, bağışıklık sistemini güçlendiren bir takım aşılar ya da aktif hayat, beslenmenin dikkat alınması gibi yöntemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sekonder koruma dediğimizde tarama yöntemlerini uygun yaş grubunda uygun kişilerin mutlaka dikkat ederek takip etmelerini öneriyorum. Bu durumda eğer bunlara dikkat ettiğimizde kanser gerçekten önlenebilir veya tedavi edilebilir bir hastalık olarak karşımızda. Ama hiçbir şeyine dikkat etmediğimizde, şikayetlerimizi dikkate almadığımızda o zaman daha karışık ve daha zorlu yolların bizi bekleyebileceğini bilmemiz gerekiyor. Tedavi edilebilir bir hastalık olan kanserle ilgili vatandaşlarımıza soruyoruz. Valla kanser hastalığı yani günümüzde %90'lara varan bir tedavi yöntemleri var artık. Yani bence yani ilk etapta insanlar kansere yakalandığında gerçekten olumsuz düşünüyorlar. Ama şahsen ben hani bu konunun böyle olmadığını bu Avrasya Hastanesi'nde gördüm. Yani gerçekten iyi bir hastanede burası. Yani dediğim gibi daha önceden bir ameliyat geçirdim ama ondan sonra bu onkoloji bölümüne Avrasya Hastanesi'ne güvendiğim için, doktorlarına güvendiğim için geldim. Tedavi de iyi gidiyor zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. O yönden yani değerlerimiz, şeylerimiz iyi. Yani erken teşhisle bu hastalığın tedavi edilebilip ve normal hayata dönebileceğini söylüyorsunuz ki hiç de bir farkı yok. Yok kesinlikle. Yani dediğiniz gibi hastalık böyle çok ileri derecede olmadığı evet. zaman yani çok kısa bir sürede atlatabilirsiniz. Yani tabii biraz da kendinizle de alakalı bir şey. İlk etapta hastalığı yani iyi şekilde karşılamak, moralli tutmak kendinizi, yani dualı olmak diyeyim daha doğrusu. En önemlisi biraz, moral mi diyorsun? Moral kesinlikle. Yani birinci sırada moral geliyor bence. En önemlisi o. İnsanın kendini rahat hissetmesi, emin ellerde hissetmesi ve az önce de belirttiniz ya Avrasya Hastanesi diye. Peki bu hastaneyi tercih etmenizdeki sebep neydi? Ya ilk öncelikle bu hastaneyi tercih etme sebebim yani buradaki Fatma hocamız
daha önce hani İstanbul Tıp Fakültesi'nden geldiğini duydum. İyi bir doktor olduğunu duydum. Avrasya Hastanesi'nde daha önceden tedavi olan akrabalarım oldu. İyi bir şekilde ameliyat olanlar. O yüzden ben tavsiye üzerine geldiniz. Aynen. Şu anda da hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunuz. Özellikle yani bu bölümde olan hemşirelerimiz olsun. Gerçekten çok iyi hastalarla ilgileniyorlar. Yani her an müdahaleleri hızlı bir şekilde oluyor. Bir sıkıntı yok. İnşallah atlatacağız yani. Evet sevgili izleyenlerimiz, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirttik. Ve bu hastalıktan kurtulmak için, korkmamak için neler yapmamız gerekiyor? Ve misafirlerimizle olan röportajlarımız devam ediyor. Çünkü onlar biz bu hastanenin misafirleri. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, kanser dedik, tedavi edilebilir bir hastalık. Siz neler söylemek istersiniz? Ya tedavi edilemeyen bir şey yok yani. Hepsi sonuçta tedavi edilebilir hastalık. Evet. Allah dert verdiyse dermanını da veren, yaradan her şeye çare bulan odur. Yani önemli olan inancını kaybetmemek. Hasta olan kişiyi yani bunaltmamak. Yani nasıl diyeyim, sıkılmadan. Moral çok önemli. Etrafındaki insanlar hani tedavi edilemeyecek aşamada olsa bile en azından son günlerini iyi geçirmek. Misal diyorum yani. Bir de yani bazı mesela bizim insanlarımızda çok var. Buram ağrıyor, gitmiyorum. Şuram ağrıyor, gitmiyorum. Ama bence gitse daha iyi. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Evet. Peki siz neden geldiniz bu hastaneye? Ya şimdi Avrasya'ya gelme sebebimiz, ben doğma büyüme Zeytinburnu'ndayım. Düzce'de yaşıyordum. Tekrar geri geldim bazı sebeplerden dolayı. Ailem genellikle hep memnun olduğumuz için buraya tercih ettik. Yani o yüzden yani hiç başka yere gitmeden direkt buraya geldik yani. Yani ne sıkıntımız olsa hep burada halloldu yani. Şikayetçi olsak zaten gelmezdik. Evet. Yani hep ailevi işlerimizi hep burada hallettik. O yüzden yani derhal çözümcül olduğu için yani yardımcı olması. Yani en azından arayıp da karşında muhatap olabileceğin kişileri bulabilmen çok önemli. Burada da o var. İstenilen her şey olduğu sürece bir sıkıntı yok yani. Allah razı olsun. Böyle imkan sunulduğu için. Doktorlarından memnunsunuz, hizmetlerinden memnunsunuz. Şu ana kadar her şeyden çok memnunum. En azından kendi insanınmış gibi davranıyorlar sana. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve kanser hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, korkulmaması gereken bir hastalık olduğunda vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Neler söyleyecekler efendim? Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Evet, peki bu hastalıkla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Yani hiç kimsenin korkmaması gerekiyor. Her şey doğal çünkü Allah'tan gelen bir şey. Tedavi sürecinin sonucunda morallerinin yüksek tutmaları gerekiyor. Moralleri yüksek olduğu takdirde bu hastalığı yenebileceklerine %100 eminim. 99 yılında 20 sene oldu. Babam gırtlak kanserinden ameliyat oldu. Çok şükür atlattık. Şu an çok iyi, sağlıklı, 73 yaşında ve hala çalışmakta, çalışıyor. Peki nasıl yendi hastalığı babanız? İnatla. Hiçbir zaman kabullenmedi. İnat etti, yeneceğim dedi. Tedavileri eksiksiz, doktorun söylediği her şeye uydu. Doktoruna güvendi. Evet, doktoruna güvendi ve kendisi de kabullendi. Hastalığı en sonunda inat etti ama sonunda hastalığı kabullenerek onunla çabalamaya uğraştı. Peki siz yakınları olarak nasıl baktınız? Nasıl moral verdiniz? O süreci nasıl geçirdiniz? Biz onun yanında gözyaşı dökmedik. En önemlisi o. Yani biz de baştan çok üzüldük. Çok yıprandık duyduğumuzda. Kabullenemedik, olamaz dedik. Bizim başımıza gelemez, gelmez böyle bir şey dedik ama maalesef doktorların söylediğini kabul ettik sonunda ama hiçbir zaman ona üzüldüğümüzü belli etmedik. Her zaman onun yanında hep moralini yüksek tuttuk. Tabii biliyorsunuz gırtlak kanseri olayında ses kaybı da yaşanmakta. Cihaz hep araştırdık, cihaz aldık. Baba sen yapabilirsin, edebilirsin. Hep moral verdik, hep destek yaptık. Ama çok şükür Allah'a o da biz de başardık sonunda. Yani cep telefonunda bile görüşebiliyoruz babamla. Babam yurt dışına çıkıyor, mesleğe gereği makine mühendisi.
Yok, Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya. Daha iki gün önce İtalya'dan geldi. Oradan bile cep telefonuyla görüşebiliyoruz yani. Çok şükür. Çok güzel. Resmen babanız hastalıkla böyle bir mücadele ettik. Ailecek ettik. Evet, sadece ailecek. Babam değil, biz ailecek yani yendik hastalığı. Kabullenmedik hiçbir zaman. Evet, bir başarı öyküsü dinledik evet. Şu anda. Gerçekten tam bir başarı öyküsü. Evet. Çünkü ve izleyenlerimiz de bu mesajı alıyorlar şu anda. Kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu. Aynen. Erken teşhis çok önemli. Çok önemli. Yani uyanık olacaksın. En ufak bir şeyde hemen doktora müracaat edeceksin. Evet, doktordan kaçmayacağız. Aynen. Ama işte toplum olarak biraz bu eksikliğimiz var bizim maalesef. Maalesef doktorlara gitmekten korkuyoruz nedense. Hep böyle kötü bir şey söyleyecekler diye ihmal ediyoruz. Her şeyden önemli olan sağlık ama en sonda sağlığa zaman ayırıyoruz. Evet. Önceliğimiz sağlık olması gerekirken bizler maalesef bu koşuşturma içerisinde en son planlarımızı alıyoruz sağlık konusunu. Evet. Peki efendim, şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Siz de geçmiş olsun. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki amaç neydi? Ya herhangi bir tercih değil. Şu anda kızım okula gidiyor. Evet. Hafta içi mecburen hani en yakın evimize en yakın hastane olduğu için. Eşim çalışıyor, her gün izin alamıyor. Evet. En yakın hastane olduğu için tercih ettik şu anda. Evet, bir de randevusuz kabul ettiler çok şükür. Onun için... Yani rahatlıkla doktorlarla hastalar arasında diyalog kurabiliyorsunuz. Onun rahatlığı da var tabii ki, evet. Peki doktorlarımızdan memnun oldunuz mu? Memnunum, çok memnunum. Çok güzel ilgilendiler, sağ olsunlar. Peki bir bayan olarak hastaneye girdiğiniz zaman ilk böyle gözünüze çarpan nedir? Temizliği. Evet. Yani temizlik çok önemli, özellikle hastanelerde. Çünkü biliyorsunuz çok karıştı milletimiz. Duyuyoruz haberlerde, yok oradan salgın hastalık geliyor, buradan salgın hastalık geliyor. Hastanenin de gireceğin çıkan belli olmadığı için en çok hastalık bulaştırılan bir yer olduğuna inanıyorum. O yüzden de temizlik çok önemli. Evet. Şu anda Avrasya Hastanesi'nde de bu hijyeni, evet, temizliği görebiliyorum. Evet, görebiliyorum. Görebiliyorum. Peki, hizmeti nasıl buldunuz? Temizliği beğendiniz. Peki insani ilişkiler nasıl hastanede? Güzel, o da güzel. Memnunum, çok şükür. Yani gayet güzel, güler yüzle ilgilendiler bütün ekipman. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Evet sevgili izleyenlerimiz, röportajlarımıza devam ediyoruz. Kanser hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vatandaşlarımıza soruyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu. İnanıyorum çünkü ailemde de kanseri tedavi ederek yenenler var. Evet. Çok mutluyuz bu konuda. Özellikle kendi babam da benim kanser tedavisi görüyor hala. Büyük bir miktarda yendi. Şu anda sağlıklı, gayet sağlıklı. Ayrıyeten aileden gene meme kanserini hanım olarak vardı birkaç tane akrabamız. Onlar da mücadele, erken teşhis koyarak mücadelelerini kazandılar. Yani bu hastalıkta ilk öncesi erken teşhis koyabilmek, hastayım deyip de hastaneye gidebilmemiz lazım. Bizler başım ağrıyor, ilaç alayım, ağrı kesici demememiz lazım. Hani arkadaşlarımızdan ağrı kesici alıp komşumuzdan işte şöyle ilk önce teşhis edip hastanelere gitmemiz şart yani. İlk önce hastalığını kabul edip ilk teşhis olarak doktorlara gitmelerini tavsiye ediyorum. Artı moral çok büyük. Evet. Önemli taşıyor bu tarz hastalıklarda yani kanser olsun ne olursa aileden olan desteğini, aldığı destek arkasında hissetmeli yani. Ben bu hastalığı yeneceğim diyebilmeli halkımız. Ama tıp değişti, ilaçlar değişti, halkımız bilinçlenmeye başladı tabii konularda ama gene de böyle mücadele edip de işte ben hastalığı kabullenmedim diyenler bunlara bir kapak olsun. Yani mücadele ederse hastalığımız artık kanser denmeyecek kadar azalacağına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz Türkiye'den bazıları Küba'ya gidip iğne çıkmıştı.
çıkmış diyerekten ülkemize girmesini hatta bu profesörlerin bile görüşülüyor şu anda. Yani kanseri muhtemelen yeneceğimize inanıyorum. Çünkü çağ atlandı artık gerçekten. Ama tabii ki bazı hastanelerimizde benim şöyle şey var. Bazı hastaneler buraları hastaneler para kaynağı görüyor. Yani halkımızın cebindeki parayı alalım da sağlığını zaten getirir gibi. Temizlik yönünde onları iyi görmüyorum. Mesela ücretleri gerçekten yüksek tutanlar var. Türkiye'de İstanbul'da gibi yerde metropolde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız çok. Ne yapıyorlar? En ucuz hastaneleri bulup araştırmaya çalışıyor. Bu sefer de sağlığını düşünmüyor. Cebini düşünüyor. Bu yönlerde de halkımızın daha çok yani güvenebilir ve hastanelerimizi kontrol altına alınabilir bir hastaneler olmaya başladık. Daha önce de öyle değildi. Ben şu anda göz için geldim. Randevum olmadığı halde çok iyi ilgilendiler. Parasını söylemek istemiyorum. Çok cüz bir yani. Çok sanki atıyorum size karşıda bir kafede bir kahve içiyormuş fiyatına. Kontrol ediliyor. SSK'lıyız tamam onu da kullanıyoruz. Ama bu insanlarımızın yani gerçekten faydalanması gereken Avrasya'ya o yüzden tavsiye edebilirim. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet, kanser hastalığından bugün bahsediyoruz ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiriyoruz. Peki siz neler söylemek istersiniz? Merhaba. Ben önce meme kanseriyle başladım. 5-6 yıl sonra tekrardan nüksetti karaciğer, kemik ve karın boşluğu. Ama şu anda çok şükür iyiyim. Yani düzenli kontrollerimizi yapıyoruz. Evet, moral çok önemli gerçekten de. Ama iyiye gidiyor her şey çok şükür. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Doktor hanımı duymuştum ben. Sayın Fatma Şey. Evet, Fatma Hanım'ı. Geldim. İlk konuşmaya baktım aslında. Birkaç doktora daha gitmiştim. İlk konuşma, o samimiyet, o moral verici konuşmaları falan çok hoşuma gitmişti. Çok yakın hissetmiştim. O yüzden de burada başlamaya karar verdim. Çok şükür de iyi gitti her şey. Evet, peki hastanenin şu anda fiziki ortamı nasıl olur? Bir bayan olarak sizi buraya çeken ne oldu? Evet, doktorunuzdan memnunsunuz. Doktorumdan da memnunum. Kemoterapi aldığım yerden hemşireler çok iyilerdi, çok ilgililerdi. Hastaneden de genel olarak memnunum. Bir problem olmayınca da devam ettik. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten yani olmasını istemem ama yakınlarım da var ve Fatma Hanım'a getiriyorum. Öyle. Çünkü bu hastanenin bir özelliğini duyduk. Buraya gelen hastalarına misafir olarak kendilerinden gibi görüyorlar. Aynen öyle. Bir samimiyet gördüm. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok hastane gezdim. İşte dediğim gibi samimiyet çok önemli. İnsan kendini iyi hissettiği yerde kalmak istiyor. İyi hissettiği yerde tedavi görmek istiyor. Burada çok iyi hissettim ve burada kaldım. Fatma Şen'den çok çok memnunum. Hala artık ulaşabiliyor musun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. İstediğimiz zaman ulaşıyoruz, konuşuyoruz, moral veriyor. Hiçbir şekilde canımızı yani ne bileyim böyle bizi hafifletiyor. Öyle diyeyim moralmen. Sizliğe sürükleniyor. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle öyle değil yani. Doğruları da söylüyor hani öyle bir şey de yok ama yapabileceklerini de söylüyor. Yani bizim hep bir planımız daha var, bir planımız daha var diyerek gittik biz. Çok şükür iyiyim. Efendim geçmiş olsun. Evet, kanser hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olup olmadığını soruyoruz. Peki sizce kanser tedavi edilebilecek bir hastalık mı? Tabii ki tedavi edilecek bir hastalık. Çünkü hem bizim ikinci evredeydi hem de doktorumuz Allah razı olsun çok iyi bir doktor. Sizin de hastanız var. Evet, benim eşim işte kemoterapi görüyor. Evet. Akciğer kanseri. Hem kemoterapi görüyor hem radyoterapi görüyor. Sürekli işte Fatma Hanım'ın gözetimi altındayız. Sürekli gelip gidiyoruz. Yani çok şükür iyi gidiyor şimdilik. İnşallah daha da iyi olacak. Ama tabii ki önce Allah'ın sonra Fatma Hanım'ın sayesinde. Peki süreci nasıl yaşıyorsunuz? Ya süreç tabii ki ilk başlarda çok zor geldi bize. Evet. Çok hani insanın başına gelmeyince anlamıyorsunuz. Çok zor geldi ama ailece hep birlikte eşim de dahil. Eşim daha çok bize destek oldu. Hiçbir zaman kendini bırakmadı. Hiçbir zaman yılmadı. Sürekli hem biz hem o çok şükür geçirmeye çalışıyoruz inşallah. Tabii ki çok zor bir süreç. İnşallah atlatacağız Allah'ın izniyle. Peki burada moralin öneminden de. Moral evet, moral çok önemli. Yani biz buraya geliyoruz, bazı hastalarda hiç moral yok. Bırakmışlar kendilerini. Eşim onlara moral veriyor yani o derece. Çok morali yerinde. Hepimiz de öyleyiz. İnşallah dediğim gibi önce Allah'ın sonra Fatma Hanım'ın sayesinde geçecek. Peki.
hastaneyi tercih etmenizi? Bu hastane aslında biz devlet hastanesine gitmiştik. Eşime işte tam tanık olmadı. Ondan sonra bir doktorun sayesinde, yani biz hiçbir şekilde görmedik etmedik. Onun sayesinde Fatma Hanım'ın ismini verdi bize. Biz hemen geldik ve geldiğimizin ertesi günü kemoterapiye başladı. Doktor tavsiyesiyle. Çok evet. Fatma Şen'e geldi. Aynen öyle. Yani biz de şimdi bir şey olduğu zaman, birine işte kanser dediği zaman direkt Fatma Hanım'a öneriyoruz yani. Çok iyi bir doktor. Her şeyinden, yani hem tedavisinden, yaklaşımından, güler yüzünden, ilgisinden. Yani biz gece 12'de falan kızım mesela ona mesaj atıyor. Babası biraz rahatsızlandığı zaman o mutlaka bize dönüyor. Yani gördüğü zaman mutlaka dönüyor bize, sağ olsun. Her şeyinden memnunuz yani. Hem ilgisinden, hem işte yaptığı tedaviden, her şeyinden memnunuz yani. Sağ olsun. Peki hastaneye geldiğiniz zaman, bir bayan gözüyle baktığınız zaman ne ya, hastanedekiler yani hepsi güler yüzlü. Daha çok mesela biz kemoterapiyle bizim işimiz. Oradaki hemşireler çok güler yüzlü. Yani biz bir aile gibi olduk artık. Yani bir şey olduğu zaman eşim onlara kızım diye sesleniyor, konuşuyor, gülüyor, şey yapıyor. Yani biz aile gibi olduk onlarla. Çok memnunuz yani. Aile hastaneniz. Aynen öyle oldu. Yani 1,5 senedir artık gelip gidiyoruz yani. Tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim. Yani gerçekten hem hastaneden önemli Fatma Hanım'ı tavsiye ederim yani. Çok iyi bir doktor. Peki, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Allah bütün hastalara acil şifalar versin. İnşallah. ...1999 yılında... dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta.
Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.